Anakım. Birinci öldü. Kamro kaç tane düşünüyorsun? Sok fena yanık içindesin, ben sadeyim. Oğlum burada bir sürü adam var ha. Olduğum dairede bir sürü adam var. Hepsi geliyor buraya. Çandırımı bil. Çandırımım bayağı. Benim dairede yok da sol dairede fena teamfight var. Tommy. Aptal kitsin adını alsana kanks. Orospu sözün adını aldı, dursun şener. Hani tamam alalım abi. Tanışma lan Cevşek. Senin şerefin var kral bir çuval yok. Bana mı dön abi? Cevşek. Abi bak önümü yatan Cevşek'e sesleniyorum da. Kim? Cevşek var, kim? Oynama. Ebenin amı mı lan? Tamam. Ebenin amı. Tamam. Ya şunu unutan ya. Bir de skin'i mikini var geri zekalı. Annenin kafasını kostuğunu anlamıyorum ki. Thank you, thank you man. Oğlum sol dairede adam var, sağ dairede adam var. Şimdi siz benden ne istiyorsunuz şu an söyleyin, bana yapar. İstediğiniz şey ne? Hanım kendini göstermeye çalışıyor ha. Ama o klozet hikayene devam etsene. İşin içine böyle biri daha burada Sam'da. Hey. Abi. Kıç ne vuruyor lan? Ağzını şapırdatma. Ananı hiç sağ... ne orospu çocuğu mu? Ne dedim bir daha desene. Oğlum abi mikrofonu bak üfleme. Lan oğlum mikrofonu üfleme. Adını gördüm diyorum bak mikrofonu üfleme. Üfleme mikrofonu üfleme. Oğlum bu manlar nereden görüyor ya? Minnet minnetin büyüdükçe beyni gelişi bizimkilerin küçülüyor amına koyma. Sen neyiz kanks? Saka saka vallahi yapmıyorum cok, canım sıkıldı. Reis seviliyorsun ama got mu cok, merak ettim bir göstersene bakalım. Oğlum kanks mı takılıyor oğlum? Oyunun kendisine olan bir problem bu, benimle bir alakası yok. Aa jet kim geldi dur. La al beni al gel. Şimdi. Geldim, geldim. Kuzenle gede 18-17 geliyorum. Lal 96 geliyor. Semce ne kadar iyi 90 lira aylık. Begaf. Sıkıntı yok. İslam Bey sizi nereye bırakalım? Uç. Ben sana yeri söyleyeceğim. Hani kızlar şimdi kalksalar yukarıya. He. İslam Bey çay kahve herhangi bir ikram ister miydiniz? Yok teşekkür ederim. İslam Bey güvenli bölgeye doğru uçuş yapacağım. Teşekkür eğer ederim. Eğer havada bir saldırıya uğrarsak acil iniş atma, iniş atma talep edeceğim. Tamam efendim çok güzel. Yaylana yaylana alana. Uçakla adam öldürebilir miyim? Ben benzi bunu yapabilirim dur. Adam arayacağım. Onun var ama o alan diş. Kaşınıyor ama kaşınıyor. Jetsik'ten kaşınıyor. Dur yapacağım onu şimdi. Evet. Evet. Dur bakalım yanlış bir şey kapat. Jeep. Eyvallah kardeşim. Bağışın için çok sağ bebeğim. Uçak uçmak içindir kardeşim. Adamı vur diye bir şey koymamışım. Ben adam vurmam avadaş. Biz yeter sanladın mı? Teamfight dediğin yerde jetsikleşen bir şey. Havada açan değil. Delikanlı sen in aşağı. Yenekten tekerde ZRTF'ye basınca asan mal oluyor. Dur yapayım bir. Oyna, oyna.
Ananın ortasına gideyim lan, yoksa uçayım ben ya. Pas uçayım ama. İnişimizi gerçekleştiriyorum. İnişimizi gerçekleştiriyorum. Motorlar nasıl duruyor bunun motorlar? Bacısını at, atarime banına at, telefondan at bana mesajı atacağım WP'den sorduğum soruya cevap ver de. Sefancım, kinek maaşın için sokşan, dur. Ha bu ben güveni bir noktaya getirip kanka ayarlama yapsam. Bir daha bu motopisiklet alayım ben mi? Oğlum müziğin sesi fazla mı, bana mı öyle geliyor? Yok lan, müziğin sesi normal galiba. Hello! Ne önemi? Ne önemi? Daire bomboş. Ha bir şeyler alacağım. Bana bir tane dürbün lazım kanka ya. Başka bir şey ihtiyacım yok. Bana sadece bir tane dürbün lazım. Ya da şu AV'lerden birini indireceğim aşağı. Bir müziğin sesini kıtsam şimdi. Oğlum benim çok fazla şey hikayem var. Ben şimdi tesisatçılık yaptım ya. Kaç sene? 6 sene tesisatçılık yaptım ben. Ben mesela Cuma siz tatile giderken ben Cuma günü okuldan çıkar tesisatçılığa giderim. Şimdi. O sayede zaten okulu geçtim ya. Param yoktu oğlum. Para lazımdı lan. Yoksa ben bu beyinle aman alım yarrak keserdim okulu. Yemin ederim paranın gücüyle geçtim oğlum. Abi ben çıkıyorum sana. İyi oyunlar, internetim bitiyor anasını sikeyim. İnternet bağlamıyorlar. İyi günler. Görüşürüz canım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Oğlum ben okulu yetmemin sebebi para. Okulda şey mesela haftalık ben ne kadar alırdım mesela? 30 lira, tamam mı? 3 günde 30 lira para olurdu. Ve 30 lira çok büyük bir paraydı. Benim zamanındaki şeker 25 kuruştu. Piknik diye çikolatalar vardı da 25 kuruştu. Tost 1 liraydı. Tost 1 liraydı. Bizim kantinde tost 1 liraydı. Ayran 45 kuruş. 3,5 kuruş civarındaydı. Yani o para benim için çok büyük bir paraydı, 30 lira. O parayla ben giderdim. Beni dersten getirmeni için çalışkan öğrencilere verdim tost parası, şeker parası. Kızlar da benim de ödevlerimi yapardı. Beni giderdim oraya buraya. Hayatım böylece işte. Ama şimdikilere bakıyorum. Mesela kardeşime bakıyorum. Bana diyor ki ben babamın yolundan ilerleyeceğim. Diyor markette çalışsam. Böyle bir kafa var evde aman ağabeyim, düşün. Bundan bir sik olur mu almaz. Kimine? Şimdi. Sendeyiz kanks. Ya anlat iste dayımın yeni birbirine girip ona göre hislerimi toplayacağım. Doğru, ülkeye ambele lazım. Doğan gibi salak lazım oraya. Anlatıyorum. Bak. Ben bir gün bir tane böyle girişine güvenlik olan bir yere gidiyorum, tamam mı? Elimde klozet. İçerimize girişimizi gerçekleştirdik. Bana ustam dedi ki sen bu klozeti takarsın, ben kahveye gidiyorum. Dedim istemem misin? Ben sana güveniyorum İslam. 4 senedir buradasın yavrum dedi bana. Tamam abi gidebilirsin dedim. Ama dedim 50 lira yövmeyi alırım. Dedi sıkıntı yok İslam. Mesela her klozeti taktığımda bana 50 lira yövmeyi veriyordu. Çünkü aldığı para kaç paraydı mesela? 400 liraydı. 400 liradan bana 50 lira. Adam kahvede okuyor oynuyor, alıyor 350 lira. Hayat adalet bu amına. Artık klozetin parasını alıyor. Ha beni bıraktı kapının önüne, klozeti ben çıkardım, kapıyı çaldım. Kapıyı bir ışık böyle aralandı. Dedi hoş geldin. Dedim hoş bulduk, ama o zaman tişörtü falan yırtık. Göğüs kaslarım inanılmaz derecede şişik. Böyle hafif bir bu işlere falan düşüküyor. Hem bir sonatadaki adam gibi. Sen de eskak. Bizim sulaleye boyle mal yokla kuzen 17-18 megabehiz 6.96 blad hizi bu nasil olur, bunu anlat olayını da gil. Ya Sefa sus amına koyayım, dur anlatayım, bana özürden sor bu sorun. Kapıyı açtı, hoş geldiniz falan derken evin boş olduğunu anladım. Çünkü kadın açtığı an siyah bir bluz, üstüne hafif ince terli ipeksi bir çarşafımsı bir şey, ama önler açık, anladın mı? Kapıyı elini koydu böyle. Bana dedi ki gir içeriye dedi yakışıklı. Ben de girdim klozetimi alıp girdim içeriye. Sonra klozeti aldıktan sonra silikonlarımı aldım. Silikonları aldıktan sonra takım çantamı aldım. Ve takım çantamı aldıktan sonra girdim içeriye.
Siz sanıyorsunuz ki ah ben bu sahneyi hatırladım. Bir tane çalışan adam içeri giriyor sonra karayı düdüklüyor sonra ciddi. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Biz işimizde son derecede titizizdir. Ve asla bacımız dediğiniz kadıya sikimizi kaldırmayız. Anladın mı? Bizi aile terbiyesi artı usta olmak istiyorsan bunlara karşı gelmen lazım. Anladın mı kardeşim? Şimdi... Sefa! Ne lan ne? La kota yapma biliyorum neler ya sadigini akamnine annem her gün konuşuyordu. Ben calistigini ve se bilmiyordum akne ara calistin. Lan bir sus lan. Sonra ben tuvalete girdim. Tuvalet kocaman. Bizim salonda tuvaletler var. Kocaman. Ama tuvalet Allah'tan gömmedi. Gömme olduğu zaman daha zor. Gömme tuvaletin ne olduğunu bilen var mı? Gömme tuvaletleri mesela içeri montör ya anladın mı? Böyle ama o şantiyede hiç önünüyor. Sadece geliyorsun deli takıyorsun vidalan takıyorsun. O zaman silikona gerek yok. Bu yer klozeti. Klozeti taktım. Herkes sağıma döndüm. Kadın beni çesiyor. Basağı eminim. Kadın beni kısıyor. Ve kadın beni kısırken bacaklarını sürekli birbirine değdiriyor. Ben Zeren'e bu... selamlar iyi yayınlar abi. Eyvallah Tufancığım. Dedim ki ben bu işin sonunu biliyorum. Tövbe tövbe diyorum. İçimden tabii ki de. Ben klozeti montaladıktan sonra ana hassas contalara geçtim. O contaları falan takarken takım çantama döndüm ve kadına yere yordum. Bu sefer sağ bacağını sütürürken sol bacağına geçti. Ve eli ağzındaydı. Ama hafifimsi böyle yapıyordu. Ama ben inanılmaz derecede kaslıydım. Sana bir şey diyeyim. Bir klozet taşıyordum. Kollar 50 santim. Bak yolda bakmayan kız yoktu. Anam avradım olsun. Ve saçlarım böyleydi. Dikili değildi. Yanlaması neydi? Tam bir o şeydi. Emoydu. Ama saçlarım o numara. Kolpa yapıyor. Cehatak yengemin yegenlisin. Dolya yengemin belki calistin ama karevese yok. Ak olsa küçükken anlatırdın bana. Ak kafamı yermiş. Sadamsın mal. Lan siktir git sefa. Amına koyayım ya bu da kuzen mi ne amı salak ya. Bir aileden bir akıllı çıkmıyor amına koyayım. Bu bizim uzaktan akraba. Sonra ben gene ama kollar böyle dedim ya sağ 50 santim diye. Memo işleri falan gözüküyor çünkü tişört yırtık. Neden yırtık? Çünkü ben bir emektarım. Emektardan kastım neydi? Emekçi. Terliyen bir emekçi. Buradan böyle ter izleri var. Buralar yırtık. Pantolon siyahımsı. Ayakkabı Nike. Çünkü başka ayakkabım yoktu. Hem okula gittiğim ayakkabıyı giyiyordum hem de şey. Çünkü ister piştiydi tamam. Pis olduğu zaman şantiyedeki ayakkabıyı alırdım yanımda. Eve gittiğim zaman çok utanırdım. Sonra ben karıya bakmamak için silikona geçtim. Silikon tabanına taktım. Kolumu pamboyla yaptım silah yaparken. Salama dedim ve karı gene oradaydı. Hasat zamanında iki ay var yollayacağım sana yer fıstığı kral. Ve karı bana ciddi yaklaşıyordu. Ve ben korkmaya başladım. Hayır alakası yok. Bak yalan söylüyorsam siksinler ben. Oğlum beni ne karlar çağırdı ve ben gitmem. Ya Sefa! La siktir git! Aman oldu bu sala. Tam silikonumu hani ilk önce silikonu ateşlemek için ucundaki fışkırmasını görmen lazım tamam mı? Eğer ki fışkırmayı tam şey demezsen o klozetin etrafı yamuk yumuk olur. Ve çirkin görüntü yapar. Ve kadın zengin. Bana bahşiş bırakması lazım. Anam o yüzden her şeyi valla çıkıyorum. Sonra ben silikonumu ateşledikten sonra araya döndüm. Dedim ki abla dedi peçete var mı size? Ha dedi ki bizde peçeteden bol ne var? Gitti bana bir yumak peçete getirdi. Ve peçeteyi getirirken bana şöyle verdi. Elime temas etti tamam mı? Elimi böyle sürttürdü. Dedi al. Tamam abla dedim teşekkür ederim. Dedi abla deme. Dedim abla tamam sıkıntı yok. Dedi gene abla dedin. Sonra içeri gitti bu. Geldi. Kafayı şöyle çıkar dedi ki bana çay içiyor musun? Dedim ananı sikeyim. Tabii ki de abla dedim ben izleyeyim. Tamam dedi. Dinle. Dinle yarram. Dinleyin amanım ne sallamıyorum vallahi sallayan çıksın. Lan ayıp ediyorsun ak. Bagi satıyorum kapatıyorsun lan. Conceki donatimi ak. Açmıyorum Sefa bir araya girme bir dur. Sonra bu peçeteleri falan getirirken ben çok hassas bir şekilde silikonumu çektim.
ve klozet işlemini tamamladım. Çantamı toparladım. Çantamı toparlarken garajını gördüm. Ve üstündeki kıyafetleri hala değiştirmemiş. Kız bildiğin beni tazizliyordu. Ama vücuduyla birlikte. Sanki vücudunda S-400 füzeleri var böyle. Sürekli bana bomba atıyor ve canım azalıyor. Canım azalıyordan kastım yani aşağıdaki rahattırmıyordu, anladın mı? Çünkü kalkmış bir şekilde hazırda bekliyordu. Namussuz. Ve ben bunun bir türlü indirmenin yolunu bulamadım. Ve olduğum yerde saatlerce kaldım öyle. Abla dedi ki içeri gel dedi, masa var dedi, yat sides. Yok dedim abla, orası pisleniyor, üstünde silikon dedim, ayıp olur. Dedi yok sıkıntı yok külüm dedi. Dedim abla sen dedim çayı buraya götür. Ben geri kalanı hallederim. O ara dedim 2-3 tane pürüz mürüz yapayım dedim. Belki sızma falan olur dedim. Test edeceğim klozeti. Neyse kapıyı kilitledim ben. İşiyorum klozete. Test edeceğim sonuçta. Ve attan sızdırdığını fark ettim. Sarımsı şeyler gidiyor aşağı. Ve klozeti yanlış takmışım. Yani attaki ana contayı tam oturtamamışım. Ve silikonu söküp tekrardan montalar. Tekrardan silikonlandıktan sonra kapıyı açtım. Dedi ki dedi ben daha önce de klozet taktırdım, bu kadar uzun sürmedi, senin için niye böyle? Dedim ki abla dedim ben taktım mı dedim tam takarım, bir daha da sızmaz dedim. Dedi harika, tam aradım dedi klozetçi. Dedim abla teşekkür ederim, sana çay bardağını verdim. Dedi aa hemen gidiyor musun? Dedim gitmem lazım abla, ekmeğimin peşindeyim. Dedim hadi eyvallah, kapıdan çıktım gittim. Hikayede böyle. Lan yalan söylemiyorum. Vallahi ben. Ve birkaç tane daha aldı böyle. Spook'tan aman okur. Ve bir tanesine iki tane karı çıktı. O işi ben alamadım ama usta aldıydı. Dedim ya sana ustam sapık aman okur. Çangırılıydı bir de. Adamı siker oğlum. Kar olduğu zaman işi kapıyor mu? O altta yövmeyi yok mesela, anladın mı? Karı gelmemesi lazım. O gün şansa bana girdiydim içeriye. Bizim usta olaydı klozetin üstüne sıkmıştı onu. Sonra gelirdi dükkanı anlatırdı bize. Karayı bir sıkmışım var işlem. Ah. Sen ne olacaktın? Ama yok. Kral Binektir mahsulleri yiyesim gelmiyor. Sende de aynı oluyor mu? Günlük kaç bardak çay içiyorsun? Kanka benim günlük mesela bugün 5 6 7 8. Şimdi bir tane etsen 9 tane oldu. La oğlum bu normal klasik şeyler, ben size söyleyeyim. Siz sanıyorsunuz millet çok şey amına oğlum, alakası yok. Millet sırlından çıkmış oğlum. Mesela bir eve gittim, genel evimi neydi amına oğlum, herkes yarı çıplak geziyor evin içine. Ben kuruyucet montlamaya çalışıyoruz. Usta ile birlikte, Can Havi ile. Kızlar patidik kütüdük kanka kikiri geziyorlardı yanımıza. Ve herkes çok rahattı. Ve aşırı rahatlardı. Anladın mı? Anladın mı? Mesela ya amına koyayım pis muhabbetleri gizlerim şimdi mideniz kalksak yok. İşin beni sıçmanı aynen anlatayım mı sen? Mesela inşaatta tuvalet yoktur. Aa dur. Ha buraya ayak sesi geldi, dur. Şimdi. Sendeyiz kanks. Yer fıstığını kavuralınca çayla iyi gider kanks. Evet evet, o yüzden istedim ya senden onu. Ben sevdiğim şeylerden biridir o. Soyması biraz uğraştın ama iyi. Ya ya yeter oğlum, Mecnun bir tane anlattım size. Ya normalde ben bunları 2 sene önceden yarısına sonra anlattım ama bunu anlatmamıştım. Sapık kısımız diye. Ben sapık bir insan değilim oğlum. Ben namuslu bir çalışanım. Kadın beni şey etmeye çalıştı. Ben de Allah'ıma sığındım. Kaçtım çittim orada. Bu anan bir abartmadı mı ya? Bu anan çok abarttı ya. Bu anan ananlıktan çıktı oğlum. Anan ebesin amına gitti. Kral ilk bağışım sana bol hisler. Ha bu arada nasılsın? İyi misin? Dudama girsin oğlum. Bir ihtiyacın var mı? Bir şey diyeyim mi? Adam benim ebemi siker. Adam gitti sağ tarafa. Ben de gideyim o zaman. Yok sol tarafa gitti. Ben de sağa gidi. Adamı sıkmaya gerek. Adam full artı fırsat. Ama arkamdan adam gelirse beni çok kötü yapacak. Ama adam bana sıkarsa o adam bir ibni vardı. Yok kanka muhabbet ediyoruz ya pusum. Yoksa soktan sıkmıştım buradan. Arka taraftan bir rejerin yok.
Sağ taraftan alan seni ciren yok. Aslında motosikleti direkt daireye kapatabilirim. Ha bu motosikleti alsam. Çıpık çıpık. Direkt kapatmak için kullanacağım derken araç çizmeye başladı. Abi daire cireyim o zaman. Arkadaşların yok. Kasada 2 ay var kral, yolcu cam Allah'ın izniyle senin şerefin var, bir haftada çok sevdim İyi seni. İyi valla kardeşim sokşa. Oğlum çankırları sevmiyorum, aşırı cimri. Yalansa yalan diyeyim ben bunu. Adamın ya biri benziyor burada. Ya diliyorum, senden adamın alakası yok, sen ne takıyorsun? Ben özür diliyorum, takmıyorsun. Adam var ikinci kat. Ya. Sık sık. Şimdi. Sık amına koyayım sık. PS4 oynarken ya, baş... Ya bir dur! Allah'ını seversen bir dur ya! Adam üstüme, biri de solumda. Ya bir dürbün vermedi be abi, siktiğimi dürbünü verin. Rush dediğin rush izleyeceğim adama. Dur canım da olsun şu an... sıkıntı yaşayabilirim. Bak biri üstümde. Smoke'ın var mı? Vaa smoke'ım yok. Dur. Ha bu sağdan sık sen. Oğlum madem... Oy amın onları ya. Ulan ben niye tek bir ateş ediyorsunuz? Hepsi bir ateş ediyor. Şakan! Bir akıllı sensin zaten amınım çakallar. Ona çakal olmuş ya. Ananı sikeyim anana bak. Wow! Ona yavaştan yavaş. Seslerini kapatma ibret alem için sikeyim. Kara götünü bu arada seviliyorsun. Arka yanaklarından öpüyorum. Anan amına koyayım, sence götünde roket var. Bu ana niye böyle hızlı?